Herkese iyi akşamlar. Instagram sohbetlerinde ben Burcu Eken, Boluspor futbolcusu Kubilay Türk Yılmaz'la birlikte olacağız. Kubilay yayınımıza geldiği andan itibaren onunla birlikte programa başlayacağız. Bakalım koronavirüsle evde geçen bu dönemde Kubilay Türk Yılmaz neler yapıyor? Kendi sorularımı ona yönelteceğim ve sizlerden gelecek olan sorularla da sohbetimizi tamamlamış olacağız. Evet, bakalım Kubilay geldi mi? Geldiği andan itibaren evet. Kubilay hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar, merhaba. Neler yapıyorsun? Saçlar gitmiş. Akıma sen de mi katıldın? Ya saçlar gitti. Ben de kendimi ilk defa böyle kamerada görüyorum. Hep aynada görüyorum da. Gayet güzel görünüyor ama. Ya ben hiç alışık değilim. Benim normalde saçlarım uzundur genelde. Hı. Yani çok uzun olmasa da bundan uzundur. Ama çok da kötü kesmemişim galiba. Olsun, zaten koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde herkes evde. Böyle işte yayınlarda falan görürlerse görecekler. Yoksa zaten kimse de çok fazla görmüyor. Problem yok. Evet, onun için kestim zaten yani. Fazla Süper. kimse görmedi. Bazı kızlar da var böyle saçları uzunken bir anda kesebiliyorlar. Aman buradan bizleri izleyenlere de söyleyelim. Böyle şeyler yapmıyoruz. Nasıl gidiyor Evet. peki? Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde neler yapıyorsun? Ya işte biz sporcular olarak evimizde kendimizi tutabildiğimiz kadar fit tutmaya çalışıyoruz. Gücümüzü, kuvvetimizi yerinde tutmaya çalışıyoruz. Çok kolay olmasa da elimizden geleni yapıyorum yani. Elimden geleni yapıyorum yani. Peki Bolu'da mısın? Yok, ben şu an Viyana'dayım. Ben ailem Viyana'da yaşıyor. Hı. Birkaç özel nedenlerden dolayı da Viyana'ya geldim. Sağ olsun hocam kulübümde izin verdi. Şu an Hı. Viyana'dayım. Burada yani bu koronavirüs biraz daha gevşemeye başladı. Nasıl diyeyim? Ortam biraz daha rahatlamaya başladı. Artık o kadar enfekte olan sayısı biraz düştü. Şu anda ne Biraz kadar daha vaka rahat. var Avusturya'da? Ya Avusturya zaten 10 milyon kişi yaşıyor aşağı yukarı Hı. Avusturya'da. Burada şu an vaka sayısı 14 bindi ama 9 bine iyileşti. Yani 5 bin kişi kaldı. Aa, çok fazla o zaman sıkıntı yok Avusturya'da. Şu an yani açılmaya başladı. Bazı dükkanlar açılmaya başladı. Yani Hı. hayat normale yavaş yavaş dönmeye başlıyor burada. Harika. Peki hala bu süreçte neler yapıyorsun? Kulübünüzün online antrenman programı var mı mesela? Evet, her oyuncuya antrenman programları yolluyorlar. Hı Biz de hı. üstüne de yapabilirsek belki ormana koşmaya falan gidiyoruz ama yani tabii evden çıkmamaya çalışıyoruz. Ona önem veriyorum. Hı. Ama evde yapabildiğim kadar yapıyorum. Hocalarımız da sağ olsun bize antrenman programları yolluyor. Peki hala takım arkadaşlarınla görüşmeye devam ediyor musunuz? Böyle bazı uygulamalar var. Onlar üzerinden sohbet edenler oluyor. Ya da işte WhatsApp grubunda hala böyle hayat tesisteymiş gibi devam ediyor diyorlar. Sizde de durum nasıl? Ya bizim WhatsApp grubu biraz durgunlaştı. Fazla mesaj gelmemeye başladı ama birkaç oyuncu sağ olsun hani şey yapmaya çalışıyor. Yine bir Aktif tutmaya çalışıyor. aktif tutmaya çalışıyor. Yani konuşuyoruz öyle arkadaşlarla, özel de yazışıyoruz. Yani onunla ilgili bir sıkıntı yok. Süper. Kubilay, şunu sormak istiyorum. Normalde gurbetçi futbolcuların Türkçeleri bozuk olur ama senin gayet böyle akıcı ve Türkiye'de yaşayan bir vatandaş gibi bir Türkçen var. Bunun sebebi ne? Nedir? Ya bana bunu sık sık söylüyorlar aslında. Türkiye'de de söylüyorlar. Yani sebebi herhalde çok Türk arkadaşımın olması. Genellikle Hı. Türkçe konuşmam. Yani biz evde de hep Türkçe konuşuyoruz. Ondan olması lazım. Pekala. İkinci ismin Türk. Avusturya'daki arkadaşların sana genelde Kubilay diye hitap ederler yoksa Türk diye de hitap edenler oluyor mu? Ya bana genelde Kubilay diye hitap ederler veya Kubi derler ama genelde Kubilay diye. Pekala. O zaman şunu sormak istiyorum. Bolu'ya gittin. Bu sezon Boluspor forması giyiyorsun. Bolu'ya alıştın mı? Orada kaldığın süreç içerisinde. Ya Bolu'daki ortam nasıl söyleyeyim? Sakin, güzel bir ortam. Fazla böyle büyük şey yok. Daha sakin yani. Herkes bilir aslında Türkiye'yi bilen.
Ben yani alışmakta çok zorluk çekmedim. Biraz tabii aile hasret oluyor. Bazı şeyleri özlüyorsun ama zamanla alıştım yani. Fazla zorluk Genellikle çekmedim. Bolu için çok soğuk derler. Sen de o soğukluğu hissettin mi? Yani şu Mart'a kadar soğuk değildi. Mart'ta soğuk olmaya başladı. Bana öyle geldi. Yani kış gayet iyi geçti. Yani bizim Viyana'da veya Slovakya'da oynarken ben daha böyle keskin soğuklara denk gelmiştim. Bolu'da o kadar Belki de aşırı bir soğuk evet, yoktu. ondan sebep de sana bu kadar fazla soğuk gelmemiş de olabilir. Çok daha soğuklarına alışık olduğu için vücudun. Ondan da olabilir, evet. Pekala. Bolu Spor zor günlerden geçiyor. Sen de biliyorsun, takımın oyuncusun. Sence bu sezon Bolu Spor Lig'de kalır mı? Ya şimdi her oyuncu kendi takımını savunmak ister ama ben gerçekten yani objektif olarak söylemem gerekirse yani Boluspor'un şu anki hele kış transferinden sonra ara transfer döneminden sonra yaptığı kadro yani benim için bu noktada olması bile mucize yani. Sonuçta bu ligi çok iyi bilmesem de Türkiye'nin PTT ligini oynadım, izledim. Yani bu kadro bu olduğu pozisyondan yüksekte bir kadro. Yani ligde kalabiliriz diyorsun. Yani %100 demek istiyorum yani. O kadar eminim. Birinci ligde 6 haftalık bir periyot kaldı. Ve şu anda da uzun bir süre liglere de ara verildiği için artık kamp dönemi gerçekleşip sonrasında 6 maç oynanacak. Bunun için böyle kısa bir lig, küçük bir lig gibi değerlendirmek gerekirse, bu 6 haftalık süreci nasıl değerlendirmemiz gerekir? Yani biz takım olarak mı yoksa yani Evet, lig takım olarak olarak. mı Yani sormak diğer istediniz? takımların da şansı değişecek, sizin de takımınızın şansı değişecek. Herkes sıfırdan başlıyor çünkü. Elinizdeki mevcut kadroyu düşündüğün zaman, yani takım arkadaşlarınla birlikte nasıl bir 6 hafta bekliyor Boluspor taraftarını? Ya şimdi açık söylemek gerekirse açıkçası biz bayağı 2-3 maç üst üste aldığımız tam alıyorduk. Bu korona olayı oldu. Yani biz takım bir ateşlenmişti böyle bir gaz yakaladı. Korona olayı oldu. Bu biraz bizi engelledi. Yani bence lig devam etseydi bizim avantajımızdaydı. Ama şimdi ligler başlar inşallah. Hepimiz başlamasını istiyoruz. 3-4 haftana kadar süre olursa hazırlanacağız ve bence 6 maçtan alabildiğimiz kadar puan alırız yani. Biz en az bir 4 maç kazanacak bir takım var şu an bize. Peki şimdi korona virüsünden dolayı herkes evde, biraz önce sen de söyledin, evde antrenmanlar yapılıyor online olarak. Sence yeterli mi bu yapılan antrenmanlar? Ya tabii ki bu antrenmanlar takım antrenmanlarının yerini tutmaz hiçbir şekilde ama belki de hangi takımın oyuncuları kendine en iyi bakarsa bu dönemde avantajlı olacağını düşünüyorum. Yani bu her oyuncunun sorumluluk alması lazım ve kim daha iyi bakarsa kendine daha avantajlı olabilir bu durumda. O zaman evde antrenman yapan avantajı yakalayacak diyebiliriz. Peki Bolu Spor taraftarını nasıl buldun? Ya şimdi son maç seyircisiz oynandı. Güzel bir maç oynayacaktık seyirciyle Bursa'da. Çok fazla yani açıkçası taraftar şey olmadı daha. Bolu'da bize destekliyorlar. Bolu taraftarı iyi bir taraftar. Ama çok böyle bir Adana maçı vardı, Adana Demir maçı. Orada böyle iyi bir atmosfer olmuştu. Ama Bursa maçı seyircisiz oynandı. Yoksa Bolu Spor taraftarını soruyorsan içeride bizi iyi destekliyorlar. Onların desteklerini hissediyorsunuz. Tabii ki. Peki, Türkiye'de kaç yıldan beri futbol oynuyorsun? Ben yeni geldim daha. İki ay oldu. 3 ay işte. Alışabildin mi Şubat'tan peki? beri. Ya bu konuyla ilgili nasıl söyleyeyim? Biraz farklılıklar oluyor Bu tabii ki. konuyla ilgili konuşmak istemiyorum mu diyorsun? Yok canım, yok yani öyle demiyorum. Biraz farklılıklar var Avrupa'daki futbolla, Türkiye'deki futbolla. Burada yani Türkiye'de biraz daha duygusal. Yani herkes çalışanlar daha duygusal yani daha böyle maç kaybettin mi 5 gün
5 gün herkes üzgün oluyor. Avrupa'da biraz daha değişik. Ama alıştım yani. Sonuçta Türk'üm. Türk kültürüyle büyüdüm. Onun için benim için çok zor olmadı. Peki hedeflerinde, kariyer planlamanda neler var? Yani kısa vadeli hedefler olarak şey söyleyebilirim. Yani öncelikle her gittiğim takımda, her oynadığım yerde verimli olmak istiyorum. Biraz işte Boluspor'da maalesef 2-3 ay zor dönemden geçecek. Ama genel olarak hedefimi sorarsan Türkiye A Milli takımın formasını giymek benim şu an en büyük hedefim. Peki şunu sormak istiyorum aslında kariyer hedefini olarak sormak istediğim şey şuydu. Avrupa'dan gelen bir futbolcusun. Türkiye'de Türk liglerinde kalıcı bir oyuncu mu olmak istersin yoksa Türkiye'de kendini tekrar gösterip Avrupa'ya, İspanya'ya, İtalya'ya ya da İngiltere'ye gitmek ister misin? İsterim tabii ki. Her oyuncu ister. Yani bana sorulacak olursa benim yurt dışı pasaportum var. Benim önceliğim bir daha Avrupa'ya dönmek olur. Burada başarılı olup, Türkiye'de başarılı olup hedefim Avrupa'nın büyük liglerine gitmek olur. Çünkü Türkiye'nin üst liglerinden Avrupa'ya son dönemde çok futbolcu gitti. Bunun çok zor olduğunu düşünmüyorum. İyi performans gösterirsen. Pekala. Şimdi o altta gelen yorumlardan bir tanesi de şöyle bir yorum oldu. Fenerbahçe'ye bir gol atmışsın galiba. Onu anlatsın diyorlar ama. Ya bunu gerçekten bu camialar Türkiye'de çok büyük camialar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olsun. Ya her gittiğim yerde karşıma onu çıkarıyorlar. Ben yani o kadar düşünmedim. Herkes onu soruyor. Yani normal bir gol attım. Çok aşırı bir güzel de gol de atmadım. Normal bir gol attım. O zaman Spartak Trnava'da oynuyordum kışın. Avrupa Ligi grupların son maçıydı. Maalesef iddiamız kalmamıştı ama Fenerbahçe'ye yendik işte 1-0 içeride. O bir anı oldu benim için. Ama güzel de bir anı olmuş senin için. Hiç Tabii olmazsa ki. Türk herkesin takımına aklında kalan bir gol olduğunu söylemek lazım. tabii ki Türk takımlarına karşı ilk maçımdı Spartak Trnava'yla. O benim için biraz motivasyon oldu. Hiç Türk takımıyla eşleşmemiştik. Yani ne kvalifikasyonlarda olsun ne hiçbir yerde eşleşmemiştik. O ara bizim grubumuza Fenerbahçe çıktı. Kadıköy'deki maçta oynayamamıştım, sakattım. Sonra içerideki maça yetiştim. Benim için güzel bir an oldu. Bir maçı da kazanmıştık o zaman. Peki o maçı hazırlanırken bir Türk takımına karşı oynayacağın için heyecanlı mıydın? Neler hissettin? Nasıl hazırlandın? Yani gol attıktan sonra ne hissettin? Maça nasıl hazırlandın? Ya maça nasıl hazırlandım? Tabii biraz heyecan vardı ama gerçekten bu heyecan yani sadece benim için farklı kılan Türk takımı olmasıydı. Büyük bir camiaya karşı oynamam olmaktı. Ama yoksa ekstra bir hazırlık yapmadım. Her maça hazırlanır gibi hazırlandım. Konsantre oldum. O maçtan önce hatta hastaydım. Bir hafta hafif griptim. Ama iyi geçti. Maçı da kazandık. Maalesef gruptan çıkamadık. Bir puanla kaçırdık işte gruptan çıkmayı. Anladım, pekala. Şimdi alttan gelen diğer sorularda devam etmek istiyorum. Diyorlar ki Yeni Malatyaspor'dan Boluspor'a kiralık olarak gittin. Yeni Malatyaspor'a geri dönmek ister misin? Döndüğünde Yeni Malatyaspor'da oynayabileceğini düşünüyor musun? Şimdi nasıl cevap vereyim soruya? Şu an yani yazın ne olacak hiç belli değil. Hiç belli değil. Yani hiçbir kulüple de görüşme de yapmadım. Ne Boluspor'la ne Malatya'yla ne başka bir kulüple. Ama resmi olarak yazdan itibaren bir sene daha sözleşmem var Malatya'da. Yani eğer sürpriz bir şey olmazsa Malatya'ya döneceğim yazın. Pekala. Gelen sorulardan bir tanesi de şu. Spartak Trnava'da hem şampiyonluk yaşamışsın hem de ülkeye kupa kazandırmışsınız. Bunu sorar mısınız demiş. Bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Ya ben belki Spartak Trnava'nın en yani son belki 50 senede en iyi dönemine denk geldim diyebilirim. Bilmiyorum yani Türkiye'de fazla takip etmezler o ligi ama futbolu bilenler bilir. 2-3 tane iyi takım vardır. Spartak Trnava, Slovan Bratislava olsun. Beşiktaş'la aynı gruptaydı bu sene.
geçen sene. Evet. O sene bizim yani benim ilk senemdi, tüm senem. Orada şampiyon olduk. 45 sene sonra şampiyon olduk. Yani gerçekten benim için çok iyi bir deneyim olmuştu. O zaman 21 yaşındaydım. Çok iyi bir deneyim olmuştu. Sonra ertesi sene biraz kadro değişti. Avrupa Ligi oynadık işte o sene. Kadro değişti. Ertesi sene de kupayı aldık. O yani lig kupası. Lig kupasını aldık. Hatta o final benim için belki kariyerimin en unutulmaz maçlarından biriydi. En heyecanlı, en unutulmaz, en zor maçlarından biriydi. Eğer onu soracaksan şimdiden cevaplamış olayım. Yani hangi maçı seçersin gibi bir soru soracaksan onu Evet, vardı cevaplamış olayım. sorularım arasında, o da vardı. Sen de onu cevaplamış oldun zaten. Evet, gelen sorularla devam edelim. Diyorlar ki Kubilay, yüksek derecede bitiriciliğin var. Bunu neye borçlusun? Özel olarak çalışıyor musun, yoksa yetenek mi? Allah vergisi mi? Ya ekstra bir bitiriciliğim olduğunu ben de düşünüyorum. Sonuçta görevim yani gol atmak. Ama daha çok çalışmam lazım yani bu konuda da. Ama çalışıyorum yani. İdmanlardan sonra hocalar da sağ olsun bizi çalıştırıyor forvetleri. Onun için yani Yani fazla bir yeteneğin var ve üzerine de çalışarak zaten devam ediyorum diyorsun. ya kendim hakkında da fazla konuşmayı fazla sevmiyorum yani. Biraz şey oluyorum. Seni biz övelim, tamam. Peki, o zaman örnek aldığın futbolcu var mı? Onu da yeri gelmişken, aklıma gelmişken soru sormak istiyorum. Ya örnek almaktan ziyade beğendiğim futbolcular var tabii. Benim pozisyonumda oynayan futbolcular. Ya Higuain olsun. Çok beğendiğim futbolculardan bir tanesi. Higuain, Evet. Arjantinli futbolcu. Evet, Peki beğendiğim böyle futbolcular. disiplin olarak kendini kime benzetiyorsun? Disiplin derken yani iş ahlakı olarak onu mu kast? Evet. Ya benim futbol stilimden olsa gerek bana aslında şey derler yani. Fazla çalışmayan futbolcu hani Sergen hocalarım mi değil. diyorlar? Yok canım yok öyle değil. Hocalar değil yani takım arkadaşlarım. Bir iki arkadaşlarım öyle der ama aslında ben kendimi açıkçası tabii herkesin eksiği var ama yani iyi çalıştığımı düşünüyorum. Eksiklerim elbette var ama elimden geldiğini vermeye çalışıyorum idmanlarda da. Yani disiplinsizim demem yani. İş alakım vardı. Profesyonellikte o konuda hiçbir sıkıntım olmadı bugüne kadar. Peki Ronaldo mu, Messi mi? Yani bana göre Messi açık ara. O zaman Ronaldo kadar çalışkan değilsin. Buradan bunu anlamak lazım. Şimdi ben o konuya gülmem de Ronaldo Şimdi kadar bir dakika. Hani öyle bir kalktın ki ya. Şimdi bir dakika yani. ya Messi de elbette çok çalışıyordur. Onu şimdi kimse bilemez de onda ne kadar çalıştığını bir Allah kendisi bilir yani. O da eminim ki çok çalışıyordur. Ama Ronaldo sosyal medyayı o zaman çok iyi kullandığı için hepimiz biliyoruz. Öyle diyelim. O da olabilir. Evet. Pekala. Gelen sorulardan bir tanesi, neden hoca ilk 11 oynatmıyor diye sormuş Hamdi Mert. Şimdi bu konulara, özel konulara fazla girmek istemiyorum. Hocalarım, çok iyi hocalarım var. Osman Özköylü olsun, şimdi Fırat Hoca olsun. Boluspor'daki hocayla çalıştım. Yani bana çok mesajlar da geldi açıkçası. Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun. Neden ilk 11? Yani benim sezon başından beri ufak tefek yani Allah'a şükür atlattım sayılır. Birkaç sıkıntım vardı. Hocayla hep görüşerek benim ilk 11 mi oynamam, sonradan mı girmem, ne da takım için daha verimli olacağını hep görüşerek öyle karar verdik bu sene. Yani inşallah yeni sezona tam %100 hazır olarak başlayacağım. Bu yarım sene sonuçta takımın menfaatine neyse o olması da çok önemli. Çünkü Boluspor'un durumu belliydi. Ama şu an küme düşme potasından da çıktık. Hoca da beni verimli kullandığını düşünüyorum. Yani hep son yarım saat 40 dakika oynatıyordu. Bu bana da yaradı. Takıma da daha çok yaradığını düşünüyorum. Pekala. Takımda en iyi anlaştığı futbolcu kim diye sormuşlar. Ya şimdi takımda bir tane yabancı futbolcu var. Halilovic'i bilmiyorum. Siz takip ediyor musunuz? Onunla ben Ben 2 sene evet, takip oynadım. ettiğim için biliyorum. 2 sene oynadım. O benim en yakın arkadaşım ben şu an takımda.
Yani. Ama Türklerden de tabii mesela Burak var, Fethi var. Yine onlar da takımda iyi Tabii anlaştığın arkadaşların. herkesi iyi anlaşıyorum ama onlarla daha yakınım tabii. Pekala. Bir soru daha var. Diyorlar ki Türkiye ve Avrupa'daki futbol arasındaki fark nedir? Kubilay Türk Yılmaz bize bu konuyla ilgili ne söyler? Ya Hangi futbolun ülkede şu daha sert oynanıyor anlamında sormuşlar. açıkçası futbolun çok fazla farkları yok ülkeler arasında ama şimdi bir fark söylemem gerekirse Avrupa'da biraz daha fiziksel daha biraz güç olarak fiziksel güç olarak biraz daha bir tık daha yüksekte olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'de daha yetenekli, daha böyle ayakları daha temiz, daha yetenekli oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Ofansif olarak hani daha iyi kanat oyuncuları, daha iyi forvetlerin olduğunu düşünüyorum. Ama Avrupa'da dediğim gibi futbol biraz daha sert oynanıyor olabilir hani fiziksel olarak. Peki Türkiye'de sürekli konuşulan bir konu var ve artık böyle futbol yorumcuları da 9 maç artı hakem olarak yorumlarını yapmaya başladılar son bir sezondur. Hakemlerden memnun musun? Hakemlerden şikayetçi misin? Ne düşünüyorsun hakemlerle ilgili? Ya şimdi hakemler nasıl diyorum? Tabii bazı hatalar oluyor. Bize karşı da oluyor. Bizim lehimize de oluyor. Şimdi yani her insan hata yapabiliyor. Biz futbolcular da sahada da hata yapabiliyoruz. Şimdi hakemlerin fazla da üstüne gitmek gibi hiçbir maçta hakeme yani sinirlendiğimi, çok sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Hani mesela Erzurum maçında bir değişik bir penaltı vermişlerdi ama Erzurumspor'a ama yoksa yani bizim lehimize de hata oldu. Bizim aleyhimize de oldu. Ben hakemlerle ilgili kötü konuşamam yani kimsenin. Pekala. O zaman şunu sormak istiyorum. Türkiye'ye Avusturya'dan gelen futbolcular var. Bunlarla görüşüyor musun? Çocukluktan arkadaş olduğun var mı? Şimdi Türkiye Avusturya'ya gelen futbolcu çok tanıyorum. Mesela Veli abi var ama şu an futbol oynamıyor. Bir Evet. sakatlığı var ama inşallah en kısa zamanda o da döner. Mesela Yasin Pehlivan var. Onunla çok yakınım. O Ankara'da şu an. Evet, Ama o da Gençlerbirliği'nde. Gençlerbirliği'nde. O da şu an Viyana'ya geldi. Aynı uçakla döndük. Peki mesela konuşuyor musun onlarla? İşte mesela Veli anlatıyor mu? Kubilay bak şunları şunları yaparsan ligde şansın daha fazla olur. Ya da Yasin söylüyor mu? Diyor mu? Kubilay bak bunlara dikkat et. Bunlar işte kulağında kalsın gibisinden böyle nasihatler, tecrübelerini aktarıyorlar mı? Ya Veli abiyle çok hani şeyim olmadı. Çok diyaloğum olmadı bu futbolla ilgili. Yani 3-5 kere görüştüm. Çok yakın değilim açıkçası hani şey olarak. Kontağımız çok yok. Tanışırız, ederiz. Görüştüğümüzde oldu birkaç sefer ama Yasin Pehlivan'la çok yakınım yani açıkçası. Onun çok bana nasihatı da oldu. O daha çok söylüyor yani. O çok taktik verir, çok söylüyor. Bak böyle böyle yap diye. Pekala. Forma numaranı neye göre seçersin? Ya forma numaramı valla çok böyle bir favori numaram yok. 3-4 tane 2-3 tane numara var sevdiğim. En sevdiğim numara 9 numara. 9 numarayı çok severim yani. En beğendiğim numara. 9 yoksa 11. 11'i severim. Ama şimdi Bolu'ya geldiğimde çoğu numaralar doluydu. Bir numara bulamadım. 21 numarayı aldım. Doğum Görev tarihin geldi. falan mı? Yok öyle yani. Boş numara yoktu. Boşta o vardı, onu aldım diyorsun. Devre Pekala. arasında geldiğim için bütün numaralar şeydi kapalıydı. 21 boştu onu aldım. Başka bir fazla seçeneğim yoktu. Tamam. Gelen yorumlardan bir tanesi de şu, sorulardan daha doğrusu. Adaptasyon problemin oldu mu? Yurt dışında oynadın ve şimdi Türkiye'ye geldin. Bu konuyla ilgili bir adaptasyon problemi yaşadın mı diye soruyorlar. Yani çok hafif ama böyle aşırı bir problem yaşamadım. Ama nasıl benim için değişen şeyler ne oldu? Türkiye'de biraz daha fazla bu tesis hayatı, biraz daha yoğun yani maç öncesi kamplar, içeride dışarıda fark etmiyor. İçeride oynuyorsun kamp.
Ama benim için bir sıkıntı yaratmadı. Sadece değişik olan oydu yani. Fazla bir değişiklik yoktu başka. Pekala. Peki maça çıkarken bir totemin var mı? Maça çıkarken totemim. Ya da yaptığın ritüelin. Ya mesela şimdi herkesin şu ay futbolcuyu sen bilirsin gerçi. Ayakkabısını bağlar, tozluğunu giyer. Onları hep sırası hani sırası şeydir benim. Nasıl diyeyim? Sağ Bellidir. ayakkabımı giyerim. Aynen sağ ayakkabımı giyerim. İlk çoraplarımı keserim. Sağ ayakkabımı giyerim. Sol ayakkabımı giyerim. Sonra bant var. Bant yaparım. Sonra sağ tozluğumu takarım. Sol tozluğumu. Yani hep sıra odur yani. Onu ters Onların bir yapmama sırası var. O sıra karışırsa olmaz. karışırsa çıkarırım bir daha giyerim. Hani O kadar diyorsun. ama karışmıyor. Yani karışsa bir daha giyerim de karışmaz. Hiç karışmadı. Genellikle. Pekala. Yapmış olduğun totem o zaman bu şekilde. Yani totem sayılırsa evet. Tamamdır. Unutamadığın en komik anın nedir? Yurt içinde, yurt dışında, orada oynadığın dönemde fark etmez. Zor bir soru oldu biraz. Çok mu zor sordum? Telefon hakkını kullanabilirsin istersen. Ya komik derken ya komik çok komik yani bir anı aklıma geldi. Bir maç oynamıştım. Yurt dışındaki turnuvada oynarken formamı çıkardım devre arasında. Yeni forma giyiyoruz ya devre arasında. Formamın üstünde bir markanın formasıydı. Etiketi duruyordu formanın. Bütün maç etiketle oynamışım. Arkadan sallanıyordu yani. Arkadan mı artık içinde miydi arkada mıydı bilmiyorum ama öyle çok komik olmasa da bir anım o var işte. Olsun ama yani değişik. Sonuçta onu malzemecinin kopartması gerekirdi. Unutmuş. Kopartmamış. Belki Doğru. Türkiye'de olmuş olsaydı kameraya yansıdığında bir hafta falan konuşulabilirdin yani. Ya tabii iyi ki o zaman Türkiye'de olmamış. Genelde çünkü biz o tarz şeylere yakalıyoruz. O yüzden. Şimdi alttan gelen yorumlarla devam ediyorum. Diyorlar ki lakabın Kubi Gol olabilir mi? Yazana teşekkür ederim de yani kendi kendime lakap koyamam. Koyarsa başkası koymasın herhalde. Pekala, peki arkadaşlarının böyle taktığı bir lakap var mı sana? El Turco falan yazan oldu biraz önce çünkü hani ismin Türk olduğu için. Yurt dışında bana bir lakap takıyorlardı da. Ama onu arkadaşlarım hani yabancı arkadaşlarım bana mesela kebap diye hitap ediyordu. Niye bilmiyorum. Kebap. Türkiye'den olduğu için ama öyle sahada bir lakabım yoktu. Ama mesela Slovak ya da Avusturyalı arkadaşlar öyle diyordu. Aslında çok güzel bir ismim var. Hani Türk üzerinden bir El Turco gibi İspanyolca ya da Almancası ne bilmiyorum ama hani Türk'ün o şekilde olabilirmiş. Kebap biraz olmamış sanki ama komik, güzel. Pınarcan diye bir arkadaş lakabı Simya diye yazmış. Simya ne demek bilmiyorum ama. Valla okuyamıyorum da. Neyse, geçelim. Neyse. Evet arkadaşlar, Kubilay'a sormak istediğiniz başka soru varsa soruları alalım. Yoksa benim sorularım tamamlandı çünkü. Boluspor'un aşçıları meşhur diyorlar. Yemekleri sevmiş misin? Ya tabii Türkiye'de biraz yemekler daha benim hoşuma gidiyor. Ben Türk yemeklerini severim yani. Ama Bolu'da ne yapıyorlar? Ya güzel ızgara etleri güzel oluyor. Bolu'da güzel etler var. Yani severim, çok beğendim. Evet, bir yorum geldi. Alican Demir diyor ki sıcak havalarda oynanan maçlardaki su molası gibisin. Gittiğin takıma hayat veriyorsun. Kim yazmış onu? Alican Demir yazıyor. Resmi görmem lazım. Benim bir Ali diye arkadaşım var ya, acaba o mu yazdı? Ali Cene D E M R Aynen yazış şeyi o. o zaman. %99 o. Evet. Turnuvayı özledin mi diye soranlar var. Ya arkadaşlarımı özledim ama öyle aşırı bir özleme yok yani. Oradaki şehri vesaire, Ya yaşamı. keyif çok güzel bir şehir. Tanınmasa da
küçük bir şehir ama çok güzel, kaliteli bir şehir. Viyana'ya da çok yakındı. Benim o avantajım da vardı. Evime çok yakındı. İstediğin zaman aileni gidip görebiliyordun. Ben gidiyordum, onlar geliyordu. Sanki evden, sanki Viyana'da yaşıyormuş gibiydim hani. Ama yoksa şu an işte biraz onun zorluğu var. Bolu'da biraz, Türkiye'de, Bolu'da demeyeyim. Türkiye'nin benim için en büyük zorluğu o yani. Peki ailenin Türkiye'ye gelme gibi bir düşüncesi var mı? Ya gelip gidiyorlar şu an. Annemin babamın çok bağlı olduğu Viyana'da bir durum yok. Bağlı olacağı bir durum yok. Kardeşlerim var 2 tane. Onlar da yaşı büyük yani. 20 ile 21 yaşında. Annemler, babamlar gelip gidiyor. Biz zaten Sakaryalıyız. Geliyorlar. Sakarya'da evimiz var. Sakarya'da kalıyorlar. Sakarya Bolu'da zaten 45 dakika, 1 saat. Yani o biraz avantaj. Peki Sakaryalısın o zaman. Sana şu soruyu sormak istiyorum. Sakaryaspor'un durumunu nasıl buluyorsun? Takımı takip edebiliyor musun? Ya ben Sakaryaspor'u çok uzun zamandır takip ediyorum zaten. Viyana'da Sakaryaspor'u takip ediyorum. Yani hiç maçına gitmedim açıkçası. Stada hiç gitmedim daha. Ben Ama gittim. Geçen sene yeni playoff maçlarında Sakarya'daydım. İnanılmaz güzel bir taraftarı var. O tatangalar çok güzeller. Ligi hak ediyorlar aslında. Yani geçen sezon işte final maçında Karagümrük'le oynamışlardı. Orada başarısız oldular biraz ama inşallah en kısa zamanda lige çıkarlar diye ben canı gönülden istiyorum. Ya ben yanlış söyledim yani, stada gitmedim ben, ya yeni stada gitmedim. Eski stada bu Atatürk'e gitmiştin. eski stada gittim ama yeni stada hiç gitmedim. Ama takip ettiğim kadarıyla şu an iyi gidiyorlardı bu Evet, korona koronavirüsünden önce evet. son 10 maçta çok iyi gidiyorlardı sanırsam. Aldılar yani son 10 maçın en az 8'ini aldılar. Benim içimde bir çıkacaklar gibi bir his vardı yani, en kötü playoff'tan. Lidere fark vardı ama playoff'tan çıkar gibi içimde bir his vardı bu sene. İnşallah ben Peki şunu Sakarya'da sormak olacağım. istiyorum. Sakaryaspor'dan devam edelim. Önümüzdeki sezon oldu da Sakaryaspor lige çıktı ve TFF 1. Lig'den sana da teklif geldi. Oynamak ister misin şehrinin takımında? Ya bunlara net cevap bilmiyorum tabii. Bunlar, şehrimi çok seviyorum, Sakarya'yı çok seviyorum ama benim öncelikli hedefim tabii Türkiye'de Süper Lig'de oynamak. Süper Lig'de kalıcı bir oyuncu olabilmek. Ama ne olur ne biter, onu kimse engellemez şu an. Pekala. Şimdi gelen yorumlar üzerinden devam edeceğim. Tarık 44 kullanıcı isimli arkadaş demiş ki Malatyaspor'u neden sormuyorsun? Arkadaşlar yayına sonradan girdiğinizi düşünüyorum. Malatyaspor'u zaten sordum. Malatyaspor'da sezon bittikten sonra ne yapmayı düşünüyorsun diye sormuştum. O yüzden aynı soruları tekrar tekrar sormamın, bu soruların cevaplarını tekrarlatmanın bir anlamı yok. O yüzden sormuyorum. Özel hayatıyla ilgili gelen soruları da kendisine yöneltmeyeceğim. Çünkü benim özel hayatla ilgili böyle bir hassasiyetim var. Çok merak ediyorsanız özelden sorabilirsiniz. O yüzden geceyi özledin mi abi diye bir yorum var. Gece neresi bilmiyorum ama. Onu kim yazdığını okuyabilir misin? Tabii hemen okuyorum. Arif Fidan. İki A'lı A, He. Arif, Tabii alt biliyorum, tire tabii Arif. FDN. Arif gece köpek yani, bizim Sakarya'da köpeğim. Öyle mi? Evet. Sakarya'da köpeğimiz. Özledim tabii. Özledim. Yani Özlemez mi? Diyorlar ki Burak Yılmaz ve Adis Yaviç'e benzetmişler senin. Stilini golcü golcüye benzer. şey, herkes saçını kısa kestirmiş bu son zamanlarda. Bilmiyorum yani, Burak Yılmaz'la Yahoo hiç kestirdim bilmiyorum. Şu anda zaten ülkenin yarısı bizde senin şeklinde saçlar. Ya ben de Çünkü saçıma bakıp berber seviyorum. dükkanları kapalı olduğu için genelde herkes makinayla evde kendisi kesiyor. Evet, Tabii. şu anda Kubilay Türk Yılmaz Avusturya'da, Viyana'da kendi ailesiyle birlikte. Evet, gelen sorulara tekrar şöyle bir göz atalım. Şurada bir soru vardı, onu FIFA mı, PES mi? Hangisini tercih ediyorsun? FIFA. Burada hep FIFA oynanıyor. Türkiye'de genelde PES oynuyorlar ama ben FIFA oynadım yani. Pekala.
Evet arkadaşlar, varsa başka sorularınız onları da kendisine yönelteyim. Yoksa artık programımızın sonuna gelmiş olduk. Programımızı tamamlayacağız artık. Evet. Evet, bakıyorum şöyle gelen sorulara. Evet, yok galiba başka sorular artık. Hayatta en nefret ettiğin şey nedir? Gelen sorulardan bir tanesi. Ya, net gol kaçırmak diyeyim bari. Gol kaçırdığın zaman çok mu nefret ediyorsun? Sinirleniyorsun, değil mi? Kendime çok sinirlenirim. Böyle net bir pozisyon kaçırdım mı? Ona çok sinirlenirim. Onu hiç sev o duyguyu hiç sevmem mesela. Pekala. İki kardeşim var dedin. İkisi de erkek mi kız mı? Onlarda futbol oynayan var mı? İkisi de erkek, ikisi de erkek. Ya ikisi de oynuyor ama profesyonel düzeyde oynamıyorlar şu an. Hı. Aslında ikisi de çok yetenekli futbolculardı ama hala yani bir şey geçmiş değil ama şu an oynamıyorlar. Profesyonel düzeyde oynamıyorlar. Pekala. Bana sormuşlar, abla memleket Çorum mu kız demiş. Yok, hayır, Çorumlu değilim, Nevşehirliyim. Bunu da ben buradan yanıtlamış olayım merak edenler için. Evet sevgili izleyenlerimiz, herkese çok teşekkür ediyorum. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde bugünkü konuğumuz Kubilay Türk Yılmaz'dı, Boluspor futbolcusu. Kubilay Türk Yılmaz bizlerle birlikte oldu. Gerek benim gerekse buradan yayını takip edenlerin sorularını yanıtlamış oldu. Kubilay, son olarak söylemek istediğin bir mesaj varsa onu da buradan iletelim. Sonrasında da artık kapanışı gerçekleştirelim. Ben de öncelikle teşekkür ediyorum bu röportaj için. Söylemek istediğim ne var? Herkes kendine dikkat etsin. Hele bu zor bir dönemden geçiyoruz. Herkes kendine dikkat etsin. Ve inanıyorum ki yani 2-3 hafta sonra her şey yavaş yavaş normale dönecektir. Allah sağlık çalışanlarının hepsinin yardımcısı olsun bu zor dönemde. Amin. O kadar, başka diyecek bir şey yok. Kubilay, yayına katıldığın için ben de çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Bütün ailene sevgiler, saygılar. Evet sevgili izleyenler, sizler de bugünlerde evde kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çıkalım.